yerli imalatı yani iş imalatının olduğu Türkiye'ye katma değer kazandıran Mekron firmasının yeni kurulu başkanı Bülent Öznal Seçim'le birlikteyiz. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımız, Tekno Magazin TV YouTube kanalının özellikle sektörü katma değer yaratan Konya gibi bu işin üssü olan firmalar özellikle burada. Çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için Bülent Bey. Biz teşekkür ederiz. Şöyle Mekron kısa bir tarihsizliğini anlatır mısın? Ne zaman kuruldu? Tabii. Mekron 2020 yılının 25 aralığında 4 ortaklı firma olarak kuruldu. Konya'da şu anda ikamet ediyoruz. Ankara'da bir proje ofisimiz mevcut şu an halihazırda. Başlangıç serüveni tabii küçük metrekareler. 3 yıl içinde, 3,5 yıl içinde 3. yer. Büyüyerek devam ediyoruz. Bu büyürken de tabii altyapısını doldurmaya çalışıyoruz. Ana sektör konumuz, iştikal konumuz vinç, kamyonüstü vinçler, mobil vinçler, kayar kasa, kurtarıcılar ve askeri, savunma sanayi diyeyim yani askeri demeyelim, savunma sanayinde çeşitli ürünler üretiyoruz. Proje ağırlıklı olarak, genelde askeri tarafta, proje ağırlıklı olarak çeşitli ürünler üretiyoruz. Ama şu anda ağırlık, üretimin ağırlığı mobil vinçler. Burada mobil vinçlerde 30 ton metreden şu anda 390 ton metreye kadar ürün kapasitemiz mevcut, ürün yelpazemiz mevcut. 390 ton metremiz henüz çıkmadı. 6. ay gibi planlıyoruz. 6. ay gibi ilk testlerine başlarız. Amacımız zaten 390 ton metre ile araç üstü kapasitede belli bir noktaya ulaşmış oluyor. Daha büyüğü için daha büyük araçlar, daha büyük kapasiteli araçlar gelir. Karayolları buna müsaade etmiyor. Daha sonra makineler, müşterilerden gelen talepler, aldığımız geri feedbackler, bunlar üzerinde makineleri geliştirmeye devam edeceğiz. Şimdi makineleri geliştirmeye derken tabii Urge ile ilgili de önemli çalışmalarınız var. Evet. Biraz ondan bahseder misiniz? Urge, bir Arge'miz değil, Urge olarak konuşalım. Urge olarak mevcut makinelerimizin kapasitelerini arttırmaya devam ediyoruz. Bunu arttırırken de analizlerle bunu optimum ağırlıklarda ne kadar çıkartabilirsek oralarda çalışmalarımız devam ediyor. Ve bunu yapmam için ekipler de değişiyor, ekipler gelişiyor. Genç arkadaşlarımız var, onları yetiştiriyoruz. Ülkemize, sektöre ne kadar çok hizmet edebilirsek, ne güzel, ne kadar iyi hizmet edebilirsek onun için uğraşıyoruz. Tabii 3,5 sene çok yakın bir sene. Evet. Ama bu 3,5 senede Mekron faaliyetlerini, sektöre vermiş olduğu katma değeri çok hızlı bir ivme yarattı. Evet. Türkiye piyasasında, iç piyasada ve de yurt dışı piyasasında bildiğim kadarıyla. Yurt dışı piyasada özellikle kiralama sektörü, iç işletmecilerine satıyorsunuz, ayrıca son kullanıcılarına satıyorsunuz. Bu vinçlerin, Mekron'un ürettiği vinçlerin, biliyorsunuz ilk önce satış sonrası hizmetler önemseniyor. Bu konuda Mekron olarak neler yapıyorsunuz? Nasıl bir faaliyet alanımız var? Şimdi satış sonrası hizmetlerde kendi mobil ekibimiz var. Kendi mobil ekibimizin haricinde çeşitli bölgelerde, belirlediğimiz çeşitli bölgelerde de kalıcı servisler oluşturmaya çalışıyoruz. İşte Antalya, Kocaeli, İzmir, şu anda halihazırda mevcutta bulunan servisler. Orada bir Ankara görüşmeleri devam ediyor. Antep'te görüşmeler devam ediyor. Bunlar oluşturuyoruz. Asıl amacımız müşteri sıkıntı çektiği anda, keşke çekmesin ama insan yapısı olabiliyor. Operatör hatası da olabiliyor. En hızlı şekilde hizmet verip makineyi tekrar çalışır hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Müşterinin şimdi Mekron olarak tabii 3,5 senede önemli bir ivme yarattınız. Bu ivme içerisinde de 2023 yılı vinç imalat sektörünün önemli yılı oldu. Evet. Özellikle depremden
kaynaklanan 11 şehrimizin işte yapılması aşamasında birçok projelerde kullanılmak üzere vince ihtiyaç vardır. Evet. 2023 yılımız yurt içi ve yurt dışı olarak nasıl geçti? Şu ana kadar konuda gelen talepleri karşılayabiliyor musunuz? Şimdi toplam ihtiyacı karşılamak şu anda hiçbir firma tarafından yapılabilecek bir şey değil. Evet. Herkesin belli bir kapasitesi var. O kapasite dahilinde üretmeye devam ediyoruz. Bizim de kendi bir kapasitemiz var. Bizim amacımız burada kendi kapasitemizi altı dolu olarak ne kadar arttırabilirsek onun için uğraşıyoruz. Yani 24 senelik bir sektör tecrübesi var. İmalatın içinde geçirdiğim 24 sene var. Ortaklarımın da hattı sayılır yılları var. 2022 yılından 2023 yılına geçişte yüzde bazında %100 büyümüş. 2022-23'e büyümüş. 24'te bunun tekrar %100 büyümesiyle alakalı bir hedefimiz var. Nedir hedefleriniz? Yani şu anda 2024 için söyleyeyim. 2024'te en az 100 makine, hatta 110 olarak da öngörebiliriz. Adet olarak söylüyorum. Yani günümüzde vinç kapasitelerinin büyüyerek gittiği bir satış performansı var. Tonaj açısından. Giderek büyüyor ve büyük tercih edilmeye çalışıyor. İşte sektörün artılar eksiler üzerine koyulduğunda. Bu işe bazında olduğu için bazen. Evet. Operatör yetersizliği de buna etken oluyor. Firmalar makine sayısını azaltarak makinelerini büyütmeye, operatör sayısında azalmaya gitmeye veya elindeki operatörü o şekilde kullanmaya doğru bir yönlendirme var, yönelme var. Biz de o makine kapasitelerinin büyüdüğü, tonajların büyüdüğü bu alanda işte yılda 100-110 aralığında bir makine üretmeyi hedefliyoruz. Bunları üretirken tabii sağlıklı bir şekilde üretmeye çalışacağız inşallah. Biraz önce önemli mobil işlediniz. İşte şu anda bildiğim kadarıyla birçok şeyin Urgesi'ni içersiniz ve mühendislik ekibiniz var burada. Doğrudur. Şimdi bu tonajlara başladınız. 130 tonun şu anda Urgesi bitmek üzere diye biliyorum. Evet. Özellikle büyük tonajlara ihtiyaç var. Tabii küçüklere ihtiyaç var. Bakma 2024 büyük tonaj mı olacak? Bir de bu 130 ve B yüksek tonajları ne zaman çıkartacaksınız? Yani piyasadaki firmalarımızın en azından sizlere neleri söylemek istersiniz? Hiç işletmelerine son kullanıcılara. Bu tamamen ihtiyaçlar kaynaklı tabii. Yani son kullanıcılar ihtiyaca göre hareket ettikleri için ihtiyaçlar değişik. Ama arka dingil diye bahsettiğimiz büyük tonajlı makinelerin şu anda öngördüğümüz gelen siparişler tamamen %90'a yakını arka dingil ve ağır tonajlı olarak geliyor. Biz şu anda halihazırda 75 ton, 110 ton bunları üretir durumdayız. Şu andaki proje 120 ton ve 130 ton olarak var. Bunların da proje anlamında tamamladık. Şu anda malzeme tedariği gerçekleşiyor. Sanıyorum inşallah 6. ayda ortaya çıkmış olur. Sonra bunu testlerine başlarız. 2-3 ay sürüyor. Evet, 2-3 ay sürüyor. O süreç içinde işte testleri ve diğer tamamlayıcı etkenlerle inşallah teslim etmiş olacağız. Şu anda herhangi bir sipariş var mı? Tabii ki. Halihazırda var sipariş, satılmış siparişler var. Yani Mekbrom olarak hazıra üretmek için büyük tonajlar özellikle bu mümkün olmuyor. Siparişe çalışıyoruz. Ama daha küçük tonajlarda elimizden geldiğince de ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz, hazıra çıkarmaya çalışıyoruz. Bülent Öznalçacı kimdir? Bülent Öznalçacı, evet. 1974, 3 Aralık 1974, özür dilerim 3 Kasım 1974, Konya doğumlu. Bütün eğitimini Konya'da tamamlamış. Bir Anadolu çocuğudur. Üniversite mi? Konya'da, Selçuk Üniversitesi'nde bitirdim. Mühendislik, makine mühendisliği bölümünü bitirdim. Bitirdiniz. Evet, 98 yılında mezun olmuştum. Tabii mütevazi yapınızı bildiğim için 24 yıl dediniz. Evet, doğrudur. 24,5 yıl oldu. Özellikle bu sektörün içerisindesiniz. Doğru. Nerede? Arge'ydi bildiğim kadarıyla. Ben üretimin her safhasında bulundum. Evet.
Ondan biraz bahsedelim. Yani şirket yapısı içinde satış ve finans ayağı dışında her bölümünde bir geçmişim var. Yani bu üretim, satış sonrası, planlama, bunların içinde her birinde bir vakit geçirmişliğimiz var. Her yerden arının bir çiçeği, her dağdaki çiçeği kokladığı gibi öyle bir tecrübeye sahipsiniz. Evet. O zaman daha güzel bal yapar. İnşallah. Yani öyle etraftan en azından öyle öngörülüyor. Biz tabii onu dinlendirmeye muktedir değiliz. Başkalarının söylemesi daha doğru olur. O yüzden dediğimiz gibi 24 yılı, 24,5 yılı bu, evet, bir tecrübedir yani. Bülent Bey, başka eklemek istediğiniz şey var mı? Burada ben bunu da konuşmak istiyorum. Bu benim için çok önemli demek istediğiniz. Valla sektör olarak konuşmak yani benim haddime değil ama yani şu anda karayollar yönetmelikleriyle alakalı, bu mevzuatlarla alakalı özellikle izin verilen 4 dingil maksimum 32 ton sınırı ve toplam katar ağırlığı 50 ton bunu kullanıyoruz. Bu 4 dingil yerine 5 dingil, 6 dingil olabilir. Daha yüksek tonajlar elde edebiliriz. Daha yüksek tonajlı makineler yapabiliriz. İthalat girdisini azaltabiliriz. Bunun için de tabii dediğim gibi karayollarının bazı şeylere izin vermesi gerekiyor. Eğer izin verirse, ki bu daha önce denendi ama çok gerçekleşmedi. Özellikle 5 ve 6 dingilli araçlar. Böyle olursa daha iyi hizmet edebiliriz. Daha geniş bir yelpazeye açılabiliriz. Yurt dışında geçici ithalatla gelen araçlar yine yurt dışına çıkarken problem yok. Bunlara yurt dışından ihracat yapılabiliyor. Ama Türkiye içinde bunların dolaşması lazım. Belki bu konuda ileride başka adımlar atabiliriz. Yani yönetmeliklerin özellikle 6 dingilin üzerinde 4 dingil üzerinde yapılanmasının faydalı olacağını mutlaka. Hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarında. Tabii ki yurt dışı satış zaten var. Yani ihracatta araç yurt dışına geldiği zaman geçici ithalat alıyorsunuz, üstüne makinenizi yerleştirip tekrar geri çıkarabiliyorsunuz. Anladım. Onda problem yok ama Türkiye içine giriş yapan, gümrüklenen araçlarda 4 dingil üstüne izin verilmiyor maalesef. Evet. Belki bu konunun önü açılabilir. Daha ortak görüşler sağlanabilir. Sağ ortak çalışmalar lazım. Evet, evet. Sektör ortak çalışabilir mi? O da ayrı bir konu yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Bugünkü programımızı Beko Magazin TV olarak yaptığımız YouTube kanalındaki programımızı Konya'da sektörün bir sektörün yerli imalatına önemli katma değer yaratan Macron firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Öznasacı ile gerçekleştirdik. İlgi ve alakası için çok teşekkür ederiz. Fabrikayı gezdik. Fabrikaya da gideceğiz. Orada da biraz bakacağız. Herkese iyi günler diyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler.